Şu anda Tuz Gölü'nün kenarından devam ediyoruz. Tuz Gölü'nü tarifiye çalışacağım size. Ve kenarına kadar geleceğim. Tuz Gölü'nün şerefli koçlar istikametinde bir giriş bölümünden bir görüntü. İnsanlar göle girmeye çalışıyor ama şu anda dur. Şimdi birazdan biz de sahile kadar ineceğiz. Tuz Gölü'nün girişi buradan. Buraya kafeterya falan yapmışlar. Önceden bu kadar yoğun değildi burada. Zamanlar turistik bölge oluyor. Yine buranın arasını Ankara Hediyeli geçiyorlar. Are you Chinese? Çin'e işe tabaklar. Göçmen kuşlardan pelikanları bir biblosu yapmışlar. Tuz Gölü'nde mevsimi geldiğinde göçmenler buraya konaklamaya gelirler. Tuz'da elde edilen kozmetik ürünleri satılıyor bir yer. Şimdi Tuz Gölü sahiline doğru ilerliyoruz fakat Tuz Gölü'nün gölü gitmiş, su kalmış.
ekstra fotoğraf çektirmek isteyenler yine buradalar. Özgürlüğüyle ilgili bilgiler var burada da. Dönmek sahiline doğru geliyoruz. Yani aslında burada normalde suların olduğu bir alan ama yaz mevsimi olması dolayısıyla sular çekilmiş ve yerler kar gibi aynı tuz. Biraz yakından göstereyim size. Şu anda normalde suyun içinde geziyor olmamız lazımdı. Suya ulaşmak mümkün görünmüyor. Açık alan olduğu için çok rüzgar var. Kenarda tozlaşmış, billurlaşmış tuz varken şu anda burada beton gibi. Görüyorsunuz. Sen de olabilir miyim diye. Uzaklara kadar gitmişlerim. Su yok. Burada su olduğu zaman o suyun tuzlu suyun içine girildiğinde ayak kokusuna çok iyi geliyor. Ayak kokusunu gideriyor. Buradan geçenlere su varken buraya gelmelerini tavsiye ederim. İşte ayak kokusuna iyi geldiği için, mantara iyi geldiği için bazı insanlar suyun için, tuzun içindeki suyu çıkarıp bu şekilde dinlendiriyorlar ayaklarını. Çok faydalı.